Çalı Kuşu, Reşat Nuri Güntekin tarafından ilk önce Vakit Gazetesi'nde 1921'de tefrika olarak yani bölüm bölüm yayınlandıktan sonra 1922'de yazılmış, İstanbul ve Anadolu'da geçen ve arka planda 1. Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı'nın son yıllarını anlatan bir romandır. Ana karakter olan Feride, sevdiği gençten talihsiz bir şekilde ayrıldıktan sonra Anadolu'da öğretmen olarak yaşamını sürdürmektedir. Öğretmenliği süresince de halkın yaşamı, eğitim sisteminde yöneticilerden başlamak üzere var olan bozuk düzen, cehaletin esir aldığı düşünce yapılarıyla mücadele etmektedir. Mustafa Kemal, büyük taarruz öncesi Akşehir'deki evinde dinlenirken okumaya başladığı Çalı Kuşu romanı için şunları söylemiştir. Biliyor musunuz? Gece Reşat Nuri Bey'in Çalı Kuşu romanını okumaya başladım. Çok beğendim. İhmal edilmiş Anadolu'yu ve genç bir hanım öğretmenin yaşadığı zorlukları ne güzel anlatmış. Bitirince İsmet'i de vereceğim. Sonra sizler de okuyun, demiştir. Atatürk, Reşat Nuri Bey'in roman aracılığıyla yansıttığı gözlemlerinden oldukça etkilenmiş ve o günden sonra da sıklıkla bu romanı okumuş ve başucundan ayırmamıştır. Çalı Kuşu romanı aslında bir tarihin öyküsüdür. Belki de Reşat Nuri'nin satırları Atatürk'ün yaptığı inkılaplara ilham olmuştur. Gelin bu ilham veren detaylara birlikte bakalım. Ana karakter olan Feride, teyzesinin evinden ayrıldıktan sonra öğretmen olmak için elinde yatılı okuduğu Fransız okulunun diploması ile o dönemin Milli Eğitim İşlerine Bakan Nezaret adı verilen resmi daireye başvurmaktadır. Birkaç memurun ve yöneticinin görev yaptığı bu yerde kimin yanına gitse başka bir kişiye yönlendirilmektedir. Feride şaşkın ve yorgundur. Karşılaştığı bir hanımla aralarında şu konuşma geçer. Meslekte müptedi olduğunuz gözüküyor. Nezarette tanıdığınız kimse yok mu? Hayır, belki de tanıdık vardır ama bilemiyorum. Fakat buna ne lüzum var? Söylediği kelimelere göre alim bir hoca hanım olduğu anlaşılan mavi gözlü kadın gülümsedi. Bunu daha sonra anlarsınız kızım. Gelin sizi tedrisat-ı iptidai dairesine götüreyim. Bir kere müdür-i umumi beyefendiyi görmeye çalışın. Bu satırlardan da anlayacağınız üzere o dönemlerde bir meslek sahibi olmak için tanıdık gereksinimi mutlaka gereklidir. Feride sonunda rica minnet bir göreve tayin olur. Ancak gittiği yerdeki Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü kendi istedikleri öğretmenin göreve başlaması için Feride'nin nezaretten gelen evraklarını gizlerler. Feride olan bitenden habersiz onu gönderdikleri bir köy okulunda göreve başlar. 6 ay görev yaptığı köy okulunda da bina uygunsuz ve az öğrenci gerekçesiyle kapatılır. Feride gittiği diğer okullarda ve şehirlerde de yöneticilerin adam kayırma ve okullarla ilgili keyfi uygulamalarından kaynaklı birçok sorunla karşılaşmaktadır. Buraya kadar anlatılanlardan anlayacağınız üzere o dönemin milli eğitim işlerinde bir düzensizlik ve aymazlık bulunmaktaydı. Bu hikayede anlatılan olaydan ilham alınarak yapılan inkılap ise Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği Yasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 kanun numarasıyla kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının marif vekaletine yani Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını öngören yasa olmuştur. Bu kanun ile birlikte tüm eğitim kurumları tek bünyede birleştirilmiş ve bir düzen getirilmiştir. Ayrıca da kız çocuklarının okuyabilmesinin önü açılmıştır. Romanda kadın karakterlerinin eşlerinin eline bakması, evlenmek için kadının iznine bile gerek duyulmadığı, çalışan ve yalnız kadına farklı gözle bakıldığı, çocukların okutulmadığı birçok vaka bulunmaktadır. Romanın bu kısımlarından ilham alınarak yapılan inkılaplar şu şekildedir. Medeni Kanun'un kabulü 17 Şubat 1926'da gerçekleşmiştir. Kadın ve erkek yasalar önünde eşit hale gelmiştir. Aile hayatında kadın ve erkek arasındaki eşitlik sağlanmış, boşanma hakkı kadına da verilmiştir. Çocukların kız erkek ayrımı yapılmadan mirastan eşit haktan yararlanmaları sağlanmıştır. Tek kadınla evlilik esası getirilerek resmi nikah zorunluluğu getirilerek evlilik devlet güvencesine alınmıştır. Çocukların iyi yetişmesi için ana ve babaya yükümlülük getirilmiştir. Kişilerin mallarla ve birbirleriyle olan çelişkiler ve boşluklar yok edilerek modern bir sistem getirilmiştir. Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi.
1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçimi ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğiyle tanınmıştır. Çalı Kuşu romanında geçen başka bir detay ise şu diyalogda geçmektedir. Efendim, Avrupa'da güzel bir adet vardır. Baba adını da ilave ediyorlar. Daha muvazzah bir isim olur. Siz muallimler bu yapılan inkılapları tatbik edivermelisiniz. Faraza, künye defterine talebinizi Melahat babası Ali Hoca diye yazacağınıza Melahat Ali dey verirsiniz. Olur biter. Anlaşıldı mı efendim? Pederinizin ismi Nizamettin. Efendim, size Feride Nizamettin diyeceğiz. Bu diyalogdan ilham alınarak yapılan inkılaplar şunlardır. Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934'te çıkarıldı. Her aile ortak olarak kullanacakları bir soyadı tercih etti. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra 24 Kasım 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verildi. Feride kapanan okulundan ayrılıp nezarete gelir ve yeni bir görev için beklerken okul arkadaşı olan Christian ile karşılaşır. Modern bir okulda yetişmiş, üst düzey eğitim almış, modern bir Feride olan arkadaşını karşısında farklı bir giyim ve halde görünce oldukça şaşırır. Ah Çalı Kuşu, her şey aklıma gelirdi fakat seni böyle simsiyah bir Alaturka çarşafla ve gözlerinle yaşlarla burada bulacağımı ümit edemezdim. Kitapta birçok yerde giyim konusunda yaşanan olumsuzluklar ve özellikle de kadınlar üzerindeki baskı yansıtılmıştır. Romanda geçen bu diyalogdan alınan ilham doğrultusunda yapılan inkılap şudur. Kılık Kıyafet Kanunu 3 Aralık 1934 ve Şapka Kanunu 25 Kasım 1925'te kabul edilmiştir ve kadın erkek herkesin modern bir giyim şekli olmuştur. Romanda bunlardan daha fazla şekilde Cumhuriyet'in kuruluşuna ve yapılan inkılaplara ilham verebilecek birçok detay bulunmaktadır. Bu videoda birkaçına değindim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak hazırladığım bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.